saat kaç? Saat kaç dedim? Az önce söylediğimi 10 dakika geçiyor abicim. Bana bunu söylesene oğlum. Daha iftara çok var abicim. Daha iftara 5 saat var. Aha! Sana iftara ne kadar kaldı diye sormadım. Saat kaç diye sordum Selami. Light Selami. Dokunuyorsa tutma abicim. Sen de sinir yapıyorsa tutma bu orucu. Selami, sakın konuşma. Zaten sinirlerim tepemde, sakın konuşma. Dıt! Bir dakika abicim, bir dakika. Sen benimle nasıl konuşuyorsun ha? Senin karşında bu şirketin koskoca genel müdürü var, anladın mı? Konuşursam ne olur lan? Dikkat et abicim. Ben senin üstünüm. Benim bir düğmemi koparman 6 aydan başlar. Kendini korkuttuğunu mu sanıyorsun lan? Ha? Hı hı. 6 ay dediğin nedir? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Delikanlılar gibi yatarım. Güvenlik! Güvenliği çağırın bana! Güvenlik! Güvenlik! Adam öldürüyor lan! Akşam bizdesiniz, unutmadın değil mi Engin? Tabii Meltem, unutur muyum? Hiç öyle iftar sofrası kaçar mı? Geç kalmayın sakın. Tamam, tam zamanda geliriz. Zaten zevkli olan da o. Merhaba. Merhaba. Merhaba Saç Bey. Engin, ne yapıyorsun sen burada? Meltem, ne yapıyorum ben burada? Personele erzak dağıtacağız da, onu konuşuyorduk. Tam da onu konuşuyorduk efendim. Erzak olayı. Tamam, bu Ramazan dolayısıyla dağıtacağımız erzak torbalarından bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Evet Saç Bey, tebrik ederim, bildiniz. Biz de tam... Kes Engin. Tabii. Hızlatmalıklar tamamdır Müzeyyen teyze. Tamam. O zaman patatesleri sor. Tamam. Koş. Ama bana bak, hepsini sor. Vallahi belki o bile yetmeyecek ha. Tamam canım. Al şunu kullan. Bu kadar kişi çağrılır mı Müzeyyen teyze? Belediyenin iftar çadırında bile bu kadar insan yoktur vallahi. Olsun. İftar sofrası kalabalık olur. Sofranın başına böyle hep beraber oturduk mu bütün yorgunluğumuzu unuturuz. Tatlı ne yaptınız Müzeyyen teyze? Güllaç yaptım. Nasıl olsa herkes başka bir çeşit getirir. İnşallah bir de kadayıf getirir. Getirir, merak etmesin. Bakalım akşam kaç kişi olacak bu küçücük evde? Kaç kişi olur bilmem ama vallahi bu akşam çok zor olacak. Made in Turkey. Oh, chaos. Oh, hello kuşam. Biz neden bu akşam geliyoruz siz? İftara geliyor siz. Oh, iftar geliyor. İftar ne demek? Efendim iftar ziyafet demek. Börekler demek, dolmalar demek. Sonra efendim etler demek. Tavuklar demek efendim. Tavuklar, börekler, çörekler demek. Sonra güllaç demek. Güllaç. Üstüne böyle ceviz de döküyorsunuz. Selami kes. Ama... Kes dedim oğlum. Dayanamıyorum zaten. Kes. Okay. Ben akşam geliyor. Hep beraber yemek yiyoruz. Okay? Yeah? Okay. Zaten iftar dediğiniz öyle olur.
Hani kalabalık böyle, öyle zevki çıkar. Oh yes, okay. O zaman ben birazdan hazırlanıyorum. Akşama görüşüyor. Okay? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. İftara görüşürüz Miss Mary. Ya. Kocaman. Selam, saat kaç? Yasemin, saat kaç? Kaç dedim! Meltem Hanım, bizim tam olarak kaç personelimiz var? 350 Selçuk Bey. Yapmayın ya. Bütün personeli dağıtacağız mı bu torbalardan? Tabii. Ama hepsine dağıtırsak çok para tutar. Ama her Ramazan yapıyoruz. Personelin böyle bir beklentisi var. Bu Ramazan'da yaparsak iyi olur. Evet efendim. Engin'e de veriyor muyuz bu torbalardan Meltem Hanım? Hayır, sadece işçilere veriyoruz. Üst yönetim almıyor. Güzel. Ben istemem. İşçilerimiz alsın yeter. Sana yok zaten Ramazan fırsatçısı. Selçuk Bey, hazır sizi yakalamışken torbaların içine koyacaklarımızı konuşalım mı? Tamam, konuşalım ama lütfen pahalı şeyler koymayalım. İyi günler benim güzel seçmenim. İyi günler benim güzel belediye başkanım. Aa, bak aklıma ne geldi Emine. Benim kabinemde birçok kadın var. Ben seni de ekibime katabilirim. Hatta seni fen işleri müdürü yapabilirim. Teşekkür ederim. Kalsın Kemal amca. Ben öyle fen işlerini falan temizleyemem. Oralarda çok iş olur. Çok can var canım o binalarda. Sisi bitmez vallahi. 05 müzeyen nerede? Mutfakta. Merhaba 05 müzeyen. Kolay gelsin. Nerede kaldınız Kemal Bey? Ne demek nerede kaldınız? Aa, seçmeninle buluştum. Bir baştan bir başa dolaştım İstanbul'u. Gözlerim kapalı İstanbul'u dinledim. Önce hafif bir Meltem esti. Sonra ağları çeken balıkçılar. Sen balıkçıları bırak da git pide al da gel. Konuşma bu kadar fazla. Rica ederim Hüseyin Hanım. Yani İstanbul sorunlarla boğuşurken siz boğazınızı düşünüyorsunuz. Hiç bu kadar duyarsız bir kadın görmedim. Bana bak, böyle başkan eşi olur mu? İstanbul'u dinlerken Hüseyin'i de duydunuz mu Kemal amca? Kendisi yedi tepeden duyulur da. Merak etme Emine. Benim dönemimde bu İstanbul'un tepe sayısı işini halledeceğim. Birkaç tepe ekleyeceğim. Kemal Bey, siz önce şu pide işini halletseniz ha? Tamam değil mi? Evet. Bütün çalışanların telefonlarını aldınız değil mi? Güzel. Yarın sabah itibariyle başlıyoruz o zaman. Bravo, bravo. Selam, saat kaç? İftara 8 saat var abicim. Selam. Abicim senin kolunda da saat var. Neden ona bakmıyorsun? Şimdiye kadar 5 kere söylemiştim be. Söylemiyorum abicim, söylemiyorum. Hem sen niye durmadan bir genel müdüre saat soruyorsun ki? Ya Rabbi ya Resulallah ya. Ey mübarek ay be! Nasıl huzur doldum biliyor musunuz uşaklar? Şu Fişin TV var ya, aklımın ucundan bile geçmiyor ha! Ha, herkes bir aradayken bir şey söylemek istiyorum. Bundan sonra şirketimizde yeni uygulamalar başlatıyoruz. Ne gibi? Bundan sonra hiç kimse işine geç gelmeyecek. Nasıl olacakmış o iş? Yarın sabah görürsünüz. Ne yapacaksın? Trafiği mi bitireceksin? Ya da her birimize özel eskort verip emniyet şeridinden mi getireceksin? Yarın sabah görürsünüz Haluk Bey. İstanbul'u daha da büyüteceğim. İzmit ve Adapazarı'nı da İstanbul'a katacağım. Sen pide almaya gitme, akşam misafirlere rezil olalım. Bak o zaman kaç tane oy kaybediyorsun Kemal Bey. Ne? Aç insan oy vermez Kemal amca. Ne dediniz siz? Pide mi? Hemen gidip alıyorum 05 müzeyen ve fen işleri müdürüm Emine. Biz geldik. Geldik. Çocuklar da geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne o? Hayrola, bu surat ne böyle? Sorma dede. Öğretmen bir soru sordu, içinden çıkamadım. Evladım bana soracaksın. Ben koskoca kentin problemlerini çözüyorum. Senin problemini çözemez miyim? Önce pide al gel de sonra çöz ne çözeceksen. Pide almaya mı gidiyorsun?
gidiyoruz. Evet. Oley, ben de geliyorum. Hadi tamam, üstünü değiştir, gel çabuk, hadi bakalım. Kemal amca, siz belediye başkanı olunca bizim Hüseyin'e de şöyle bir müdürlük falan ayarlarsınız değil mi? Tabii ayarlarım. İmar müdürlüğü olur mu? Olur tabii canım. Sigortası olsun da ne müdürlüğü olursa olsun. Eğer pirinç olacaksa soya sosu da koyalım Meltem. Soya sosu mu? Neden? Soya sosu olmadan pilav yenir mi Selçuk Bey? Öyle. İstersen çubuk da koyalım. Olabilir. Yavaş yavaş alışsın işçilerimiz. Hatta bazı ölen onları Çin lokantasına götürelim. Engin şaşırma, sabrımı taşırma. İsterseniz devam edelim ha? Peki. Ya hadi avuç çabuk ol ama. Hadi gidiyoruz. Ay bu kadar konuşacağına şimdiye kadar 5 kere alır gelirdin. Hadi oğlum acele et sen de. Fırında kuyruk vardır şimdi. Saçmalama 05 Müzeyyen. Koskoca belediye başkan adayı Kemal Bey pide kuyruğuna girer mi? Ya ne yapar? Gider kuyruğun en önüne girer, hemen alır gelir. Sen öne geçtin diye dayak yeme de. Kim, ben mi? Hadi dedeciğim hadi. Hadi yürüyün. 05 Müzeyyen. Sen benim seçmenlerimi tanımazsın. Onlar beni gördükleri zaman en güzel kızarmış pideleri, en susamlı pideleri bana pat diye uzatırlar böyle. Evet 05 Müzeyyen ve fen işleri Emine. Ay geveze adam, yürü. Hadi bakalım. Ay, çok şükür, çok şükür. Hadi gelmesin işimize bakalım, hadi. Patates de koyalım mı? Patates hem ağır hem de ucuz. O zaman ketçap ve mayonez de koyalım Selçuk Bey. Saçmalama Engin. Ama ketçap ve mayonez koymadıktan sonra patatesin ne anlamı var ki Selçuk Bey? Tadı çıkmaz. Engin! Engin! Özür dilerim efendim. Yine maksadımı açtım. Başka ne koyalım? Bilmem. Böyle kuru baklagillerden mercimek, fasulye. İsterseniz efendim şöyle peynir çeşidi yapalım. Fransız peyniri, güzel bir Hollanda peyniri. Şöyle Roquefort, Macar salamı. Ha ne dersiniz? Pardon. Yasemin saat kaç? 4:30 Haluk Bey. Ha arkadaşlar. Yarından itibaren ekip çalışması eğitimine başlayacağız. Ya Selam bırak bu ekip çalışmalarını, abuk subuk şeyler yaptırma bize ya. Selami Bey. Selami Bey. Selamim. Sakın kafamı bozma. Zaten oruç başıma vurdu. Orucumu seni pataklayarak açarım ha. Aha, bu eğitimi Meri Hanım istiyor abicim. Çalışanların ekip ruhu taşıması şartmış. Folklor gösterisine mi çıkacakmışız? Ekip olalım, her yere çıkarız abicim. Tabii sen bale gösterisine bile çıkarsın. Hani lightsın ya. Ben senin üstünüm abicim. 6 aydan baştan unutma. Alıkuşa. Buyurun. Demek bu akşam sizdeyiz ha? Evet, evet bizdeyiz. Biz bunu da çağırdık mı? Meltem abla çağırdı. Kalabalık olsun Uşam. İftar sofrası demek bereket demektir. Evet ama daha çok var. Neye? İftara. Saat daha 4:30. Geçer Uşam, geçer. Sayılı günler çabuk geçer. Ramazan demek huzur demek. Allah sizi inandırsın, aklıma hiç kötü bir şey gelmeydi ha. Keşke hep Ramazan olsa. İsmail Bey, yarın siz de burada olursanız iyi olur. Çünkü ekip çalışması yapacağız. Eşli pişli mi oynayacağız Uşam? Hadi. Anlamaz ki bunlar. Eşli pişti, mis gibi ekip çalışması. Getir 52'lere olsun bitsin. Personel olarak üst yönetimin işine karışmayın Haluk Bey. Bana bak müdür, ısırırım seni. Isıramazsın abicim. Isırırsan orucun bozulur. Çocuklar için birkaç tane çikolata, ciklet koyduk mu tamamdır. Evet evet, sevindirelim çocukları. O zaman birer tane Beyblade koyalım. Beyblade mi? Evet hani böyle çekiyorlar da dönüyor ya çocuklar için. Engin, erzak torbası bu. Engin, Allah aşkına çıldırtma adamı. Beyblade mi yiyecek bu insanlar? Özür dilerim Selçuk Bey. Yine maksadımı açtım. Siz ona bakmayın Selçuk Bey. Evet. 5 firmadan teklif alalım, en ucuzuna verelim ihaleyi. Tabii Selçuk Bey. Bizim bakkal Lütfü var, oradan alsak. Hani ucuzdur ya, o bakımdan şey ettim. Sen karışma Engin. Tabii efendim, sustum. Tıp. Neyse, ben izninizle biraz erken çıkıyorum bugün. Akşama çok misafirim var. Sizi de bekliyorum, unutmayın. Nereye? Bize iftara geliyorsunuz ya akşam. Evet ya, unutmuşum. Merak etmeyin efendim, ben sizi hatırlatırdım. Sen sus Engin.
Özlem efendim, haklısınız. Görüşmek üzere. Ben çıkıyorum. Nereye abicim? Saat kaç? Kaçsa kaç, çıkıyorum lan. Çıkamazsın. Çıkarım. Çıkamazsın abicim. Çıkarım. Çıkamazsın. Çıkarım. İzin almadan çıkamazsın abicim. Çıkabilir miyim? Ulan müdür bey. Hayır. Çıkma. Çıkamazsın abi. Çıkıyorum. Çıkamazsın. Hayır bak çıkıyorum. Ha yok seni kovuyorum. Bittin sen. Bitti. Ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Nasılsın güzel kızım? Çok iyiyim sen? Ben de iyiyim. Hayırdır bugün pek bir mutlusun? Bugün deneme sınavı olduk anne. Çok güzel geçti. Aferin benim güzel kızıma. Anneannen nerede? Mutfakta. Bak bu akşam çok misafirimiz var. Yardım etmen gerekecek tamam mı? Tamam. Vay gelsin. Nasılsın Emineciğim? Anne. Ha canım. Nasıl gidiyor? Aman yaptık işte bir şeyler. O kadar çok şey yaptık ki bizim Hüseyin'le Şükrü gibi 20 kişi daha gelse doyar vallahi. Tatlı ne yaptın anne? Güllaç. Başka bir şey? Nasıl olsa getirirler canım. Tabii canım. Elleri boş gelecek değiller herhalde. Bir de bir kadayıf falan getir herhalde değil mi? Aa, hoş geldin babacığım. Hoş gördük. Neyin var baba? Yok bir şeyim. Saat kaç? Saat. 5'e geliyor. Hoş geldin hayatım. Babam çok sinirli. Oruç tutuyor ya ondan. Ya hazırlasanız da sofrayı. Ha, acele etme Haluk daha erken. Ezan okunacak siz hala sallanıyorsunuz. Of Haluk ya hadi Ardiye'den eski masamızı getir de şuraya koyalım. Bu kadar kişi nasıl sığacağız buraya? Hadi. Hadi. Hadi kızım sen de babana yardım. Hadi güzel. Saat kaç oldu? Hala kimseler yok. Haluk insanlar işten çıkıp geliyor. Yani nasıl erken gelsinler ki? Ben insanlardan bahsetmiyorum. Pideden bahsediyorum. Sıra vardır. Gelirler şimdi. Bak ben kimseyi beklemem. Zamanı geldi mi oturur yerim. Misafir falan anlamam. Pideler gelsin yeter. Tamamdır. Ölüyorum ya. Bal gibi beklersin. Hadi sen annenle. Anneciğim. Al kızım şunu. Şöyle koy. Ya bu yemekler bize yetecek mi ki? Yetmeyecek gibi geliyor. Yuh. Pardon ne? Yani yufka dedim ben. Ben yufkaları kızartayım da geleyim Müzeyyen teyze. İyi tabii, iyi kızart. İyi pişsin, yufka iyidir. Bunları da getirdim. Tamam hayatım, hazır mıyız? Hazırız. Bunların hepsini götürecek miyiz hayatım? Alacağız tabii Selami, hepsi lazım. Hayatım, biz bu gidişte bunları bizim arabaya sığdıramayız. Biz en iyisi kamyonet alalım. Yani hafta içte iftar olur mu? Bilemiyorum yani. Neyse. Ya kızım, bırakın oğlanı bana. Siz rahat rahat gidin, iftarınızı yapın, gelin. Uyuyor çocuk zaten. Olsun, uyusun anne. Aa, uyandıracak mısın çocuğu? Saçmalamayın ya. Ya anne, sen de gel ya. Aman, ne yapacağım ben orada? Haluk'un bıyıklarına bakıp da ne olacak? Otururum ben oğlumla. Yaparım iftarımı evde. Hadi hadi siz gidin çıkın. Ama anne nasıl olur? Olur olur. Hadi uzatmayın artık. Gidin bay bay. Ne yapalım çıkalım bari. Süt bıraktın mı hayatım? Süt bırak da gidelim. Dur bırakayım da öyle gidelim. Dur, dur. Şey yapmayın ağır şeyleri almayız. Yığın yığınsınız. Ay ay ay. Ay koşun bırakabiliyor. Hocam hocam. Gel gel hoca da okur şimdi. Hoş geldin Hüseyin. Ne zahmet ettin? Ne zahmeti? Güllaç getirdim size. Oruçlu gibi bir de erkenden gelmişsin. Bari kadayıf getirseydin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ay, merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız merhabalar. Evladım? İyiyim Müzeyyen teyzeciğim. Size güllaç getirdik. Selçuk Bey aldı. Güllaç mı? Engin. Hayır efendim bilsinler yani uzun zamandır ilk defa böyle bir şey aldınız da o bakımdan. Buyurun şöyle oturun ya. Yo 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 yo
Yok, masaya geçin hemen. Masaya şimdi neredeyse ezan okunacak ya o bakımdan. Siz böyle buyurun. Haluk'cum birazcık daha var canım. Ne var ya? Allah Allah. Senin yüzünden kaçıracağız iftara. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Gulaş getirdik. Gulaş mı? Yes. Mira Hanım aldı. Neyse canım. Saat kaç? Az kaldı hayatım. Ezan okunacak pideler hala gelmedi. Ne sabırsız adamsın ya. Buyurun lütfen. Hadi geçin geçin buyurun. Okay. Selçuk Bey, Meyra Hanım size bakıyor, göz kırpın. Olur mu öyle şey? İsterseniz ben kırpayım. Nasılsınız evladım? Sağ olun efendim, ben iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ya siz? Ben de iyiyim. Ya siz evladım? Ben de iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim çocuğum. Ya siz? Siz iyi olmak. İyi. Ben çok iyi olmak. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Biz. Saat kaç? Az kaldı. Ben açarım. Hadi, 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 hadi. Oh, geldi. Baba. Allah Allah. Ay, ne oldu Kemal Bey? Önemli bir şey yok canım. Rakip partinin işi. Nasıl yani? Dedem pide kuyruğunda yanına geçmek istedi de. Buz koyalım baba. O adamlar hala orada mı? Gidip yiyip geleyim. Zaten cinler tepemde. Ben öldürürüm vallahi. Ya sen sinirlenme ya. Ben onlara gereken cevabı sandıkta veririm, hiç merak etme. Babacığım ya. Oğlum, hadi geç otur şöyle. Bir şey yapma değil mi? Yok yok yok, bir şey. Gel gel gel. Otur şöyle. Ya, gel. Sen niye okunmadın öyle? Ne başlıktan ben ya? Biraz ama. Emine. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de güllaç getirdim uşağım. İyi ettiniz, iyi ettiniz. Gene güllaç. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş geldiniz. Hadi oturalım artık. Haluk'cum daha erken. Ne erkeni, saate baksana. Daha selamiler de gelmedi. Gelmez olay terkek. Hem iftar sofrasına erken oturulur, sevaptır. Hadi kimseyi beklemiyoruz, oturuyoruz. Hadi, 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 hadi. Biz eski Ramazanlarda da sofraya erken otururuz. Buyurun bari geçelim. Buyurun. Tamam çocuğum, tamam geliyorum. Nasıl oturuyoruz? Şöyle koyuver Emineciğim. Hadi çorbaları koyalım artık ya. Eski Ramazanlar çok farklıydı. Yani o zaman pide kuyruğunda dayak yemek yok. Kemal Bey, insanlar buraya sizin Ramazan anılarınızı dinlemeye gelmedi. Bugün öğretmen bir soru sordu baba, yapamadım. O da ödev verdi. Git evde yap, getir dedi. Bana şu anda hiçbir şey sorma. İki kere iki kaç desem bilemem. Aha, Selçuk Bey bilir. İki kere iki kaç eder Selçuk Bey? Şaka yapmıyor değil mi? Selçuk, bu iftar ne demek oluyor? Şimdi şöyle oluyor. Oruç tutuyoruz Meryem Hanım, oruç tutuyoruz. Gece kalkıyoruz, bir şeyler yiyoruz. Akşama kadar hiçbir şey yemiyoruz. Ezan okununca yiyoruz. Ezan deyince de... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba selam. Merhaba efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Orçun nerede? Tam çıkacaktık, uyudu. Annem de onunla kaldı. Ay keşke onlar da gelseydi. Neredesin lan sen? Geldik işte abicim. Hem daha top atılmadı. Gelirken de elimiz boş gelmedik. Güllaç getirdik herhalde. Ay inanmıyorum. Hadi onlar da geldi. Koyun çorbaları hadi. Acele etme Haluk. Hadi buyurun. Geç ya. Merhaba. Acele etme. Aşktan öldük burada. Eski Ramazanlarda biz hiç acele etmezdik. Ey gidi günler ey. Neydi o eski Ramazanlar? Daha Ramazan gelmeden biliyor musunuz bir heyecan sarardı ortalığı. Evlerde yiyecekler, güllaçlar mutfaklara, kilerlere stoklanırdı.
İftardan sonra tabii ki teravih. Teravihden sonra da caddeler, sokaklar böyle insanlarla dolmaya başlardı. Kemal Bey, isterseniz hiç girmeyin şu eski Ramazan mevzularına. Girerim efendim, girerim. Eski Ramazanlar çok daha başkaydı. Kemal Bey, sıkıldı çocuklar. Yok yok, hiç sıkılmadık. Öyle değil mi Selçuk Bey? Tabii tabii. Erkenden oturttun bizi Haluk. Çorbaları da koydurdun. Çorbalar buz gibi oldu ama neyse. Niye bu kadar acele ediyorsun abim sen ha? Niye? Ya acaba okundu mu? Başka bir kanala baksana. Yok babacığım, okunmadı. Zaten hangi kanalı açsak onu veriyor. Çok az kaldı baba. Neredeyse okunacak. Bak gördün mü? Neredeyse okunacakmış. Her şey yerinde mi? Pidemiz, suyumuz, zeytinimiz. Bakın yanlış anlamayın ama ne olur az yiyin. Ne de olsa bütün gün bir şey yemediniz. Ne azı be, ne azı. Ne var ne yok silip süpüreceğim. Yenge, karalağına sarması yok mudur da? Yok İsmail Bey. Yöresel yemeklere giremedik. Emine, Hüseyin hiç konuşmuyor. Ramazan'da ağzını bıçak açmaz. İlk içmiyor ya, o bakımdan. Yaz Ramazanları daha başkaydı. Laleli, Şehzadebaşı, Eyüp, Fatih. Buradaki camilerin altı hınca hınç insanlarla dolardı. Te yatsı ezanı okunana kadar. Nargileler içilir, çaylar kahveler pişirilir, tatlılar yenirdi. Okundu, okundu. Ha, hadi, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Haluk'cum yavaş. Yavaş. Abi ya, kalkma ya. Ay, Haluk evladım yavaş. Aa, Haluk. Ha, bir şey yemeyim ya. Işıklar, siz çok hızlı yemek yiyorlar. Hiçbir şey olmaz. Erkek adam hiçbir şey olmaz. Yiyin uçağım, yiyin. Saldırın da. Yatsı ezanı okununca kahveler tenalaşırdı. Çünkü herkes camilere teravih namazını kılmaya giderdi. Ondan sonra tabii eskiden böyle televizyon falan yok. Hani camilerde aldıktan sonra insanların bir bölümü gider Karagözler, Hacivatlar seyreder. Bir kısımları mesela evlerden evlere komşuluğa gidilir. Oyunlar olur. Tatları getirin. Konuşma, getirin hadi. Tatlı dediğiniz sadece güllaç. Başka bir şey yok yani. Ne varsa getirelim hadi. Hadi. Eski Ramazanlarda masaya oturmadan önce envai çeşitli yiyecekler vardı. Tatlılar, börekler, güllaçlar. Ondan sonra pastırmalar, reçeller, beyaz peynir. Bir tarafta kaşar peyniri, bir tarafta böyle Allah dedim. İyi akşamlar. Bize sağlık. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Haluk abi görüşürüz. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Tamam. İyi akşamlar. Emine, geç kalma, ben kahvedeyim. Of be, çok yedik ha. Yürüyemiyorsun bile hala. Fil gibi yedin abicim, fil. Fillere biraz ayıp oluyor ama neyse. Of. Yani siz çok yemek yiyor. Daha bir şey yemedik Meryem Hanım. Bu hiçbir şey değil. Biz eski Ramazanlarda daha çok yerdik. Bizim eski Ramazanlarda Hacivat'la Karagöz'de vardı değil mi de? Tabii ya. Bunların en meşhurları Şehzade başında bulunurdu. Mesela Hacivat yar bana bir eğlence medet diye başlar. Sonra Karagöz gelirdi. Karagöz'ün gelmesiyle günümüzün eğlencesi başlardı tabii. Ve Karagöz Hacivat'a devamlı vurur. Biz de kahkahadan kırılırdık. Biz de oynardık. Sahi mi? Tabii. Selami amcanla az oynamadık değil mi Selami? Söylesene. Evet. Ooo! Ayı ha! Gel oynayalım gel. Buy 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 buy. Erkek misin, light mısın, yoksa patlamış mısır mısın? Şu konuşana bakın, bıyıklarına kına yakın. Sen kaşınmaya başladın Selami, birazdan patlatacağım enseni.
Karşında senin koskoca bir müdür var ey Haluk. Korkutamazsın beni şaşkın tavuk. Ah, ah, ah Haluk, vurma. Sen de light erkek gibi karşımda vurma. Aman Haluk'cum, artık dur. Seni yamultacağım, taş fırınlık budur. Haluk'cum, canım yanıyor, abarttın. Sen de benim iştahımı kabarttın. Yatıştırdım vallahi çocukları. Müzeyyen teyze, inşallah kötü bir şey olmamıştır. Ay, saçmalama canım. Aklına öyle kötü şeyler getirme. Ay ne bileyim canım. O kadar çok şey yedi ki midesi patladı herhalde. Tövbe de be. Ay, geldiler. Dur kızım dur. Ay. Gel gel. Tamam tamam. Al şunu sen. Ne olmuş tamam, kızım ne olmuş? Yok bir şey anneciğim, bilinçsiz beslenme. Yani damat da iftarda biraz fazla kaçırmış. Biz eski Ramazanlarda hiç fazla kaçırmazdık. Babacığım bak, kızdın doktorun söylediklerini. Öyle çok yemeyin işte. İyiyim ben, iyiyim. Korkuttun hepimizi. Hayret bir şeysin sen ya. Hadi git sen de, git. Light erkek karını bekletme hadi. Meltemciğim, Gönül arabada bekliyor. Çocuk ağlamış. Ben kaçtım, tamam, tamam mı? Tamam Selami, sağ ol. Hadi. İyi misin sen? Sağ ol, sağ ol. İyiyim. Hadi git. Hadi. Hadi. Hadi güle güle ya. Hadi güle güle. Selam söyle. Bir şey olursa haber ver. Tamam, tamam. Hadi merak. 05 Müzeyyen, hadi artık biz de gidelim. Ama Haluk? Haluk maşallah bir şey değil. Anneciğim merak etmeyin. Doğru, ben burada iyisin değil mi? Teşekkür ederim, sağ ol. Tamam. İyisin değil mi hayatım ha? Hadi canım, geçmiş olsun. Tamam. Emine'yi de bırakır mısınız? Aa, bırakırım. Hadi Emine gel canım. Hadi gel bakalım. Hadi iyi geceler. İyisin değil mi babacığım? Hadi yatalım. Uyu da dinlen biraz. İyiyim ya, yok bir şey. Tamam. Babacığım çok korktum. Ben de çok korktum. Merak etmeyin, bir şeyim yok. Ya sana bir şey olsaydı baba? Evet baba. Ya sana bir şey olsaydı? Merak etmeyin, bir şey olmaz. Hem taş fırın babayım ben. Hadi uyu oğlum artık. Uyu, uyu şuna bak. Cin gibi bakıyor ya. Hadi. Hayatım bu gece uyumayacak gibi görünüyor. Evet, bu gece nöbetçiyiz Selami. Gözlere bak, fıldır fıldır. Şuna bak, bir damla uyku yok gözlerde. Şuraya bak. Şu şarkıyı söylesen mi acaba? Söyledim hayatım, uyumuyor. Bir daha dene Selami. Tamam hayatım. Benim sevdam sana kadar değil, solana kadar değil, sonuna kadar. Benim sevdam... Selami, sudam... kendini değil bebeği salla. Ama hayatım onu seviyor. Benim sevdam saman eleviydi, her cahil aşk değil, umman kadar. Çocuklar da çok üzüldü. Yarın dinlen biraz. Yarın biraz geç giderim, olur biter. Bu akşam sana bir şey olacak diye çok korktum. Merak etme, bir şey olmaz. Harda bak saçlarım. Tek tek. Hayatım. Kral TV'deki bütün şarkıları söyledim, uyumuyor olan. Olmuyor işte. Ver biraz da bak sandığımda. Al hayatım. Gel canım gel. Allah. Bebeğim gel. Oh. Oğlum yok. İyice açıldı gözleri, baksana. Oh.
oğlum. Bebeğim. Salam. Robert. Uyumuyor mu? Uyumuyor. Ver, ver biraz da ben dinleyeyim. Gel buraya, gel. Gel buraya. Gel, bitirdin sen bizi, gel. Ben yatıyorum Selami. Hadi, çok hadi. Yorgunum, çok. Hadi iyi geceler hayatım, gel bak. Hop 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 hop, artık dayanamazsın herhalde. Bittin çünkü sen de. Selami, uyutamazsan uyandır da nöbeti devralayım, tamam mı? Tamam hayatım, sen yat, yat sen. Aslan oğlum benim, uyudun mu sen? Aslan oğlum, işte çocuk böyle uyutulur be. Hayır. Hayır, sus, 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 ne olacak? Sus, sus çocuğum, davulcu. White. Alo. Günaydın Halit Bey. Selami Bey tarafından hazırlanan Güne Merhaba servisine hoş geldiniz. Saat 6:45. Derhal tuvalete gidin ve dişlerinizi fırçalayın. Ne diyor bu ya? Genel Müdür Selami, iyi günler diler. Günaydın Halit Bey. Selami Bey tarafından hazırlanan Güne Merhaba servisine hoş geldiniz. Saat 6:45. Derhal tuvalete gidin ve dişlerinizi fırçalayın. Ulan Light, yaktım seni. Buradan bu malların çıkıp çıkmadığını kontrol edelim. Tamam efendim. Bu arada Selçuk Bey, dün gece iftarda Meri Hanım gözünü sizden hiç alamadı. Sahi mi? Sahi tabii efendim. Saçınız yok, belki o bakımdan ama yine de gözü sürekli sizdeydi. Engin! Maksadımı aşan bir tespitte bulundum efendim, özür dilerim. Artık bu meseleye bir nokta koymanın zamanı geldi. Evet efendim, arayın ve söyleyin. Sizin gibi bir insanın bir kadını aşılamaması normal değil. Bu mesele kamuoyunu daha fazla meşgul etmemeli efendim. Doğru söylüyorsun. Bugün bir şeyler yapmalıyız Selçuk Bey. Yarın çok geç olabilir. Hemen, şimdi. Tamam. Arayıp öğlen yemeğe davet ediyorum. İşte bu Selçuk Bey, işte bu. Efendim, sizi öpebilir miyim? Daha iyi misiniz Arif Bey? İyiyim, iyiyim. Selami. Sabahın köründe niye uyandırıyorsun insanları? Bundan sonra böyle abicim. Bir daha beni uyandırmaya kalkarsan fena olur ha. Tokmağı kafana vururum. Halit Beyciğim, şirketimizin ağır çalışma şartlarına uyamıyorsanız pardon yani. Zaten biraz da ihtiyarladık galiba. Yani yediğimize içtiğimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Kısacası sizi sadece uyandırmakla kalmayıp yedirmek, içirmek de gerekiyor Haluk Bey. Like müdür. Günaydın ışıklar. Günaydın. Günaydın efendim. Salami. Efendim. Her şey hazır. Her şey hazır efendim. Good. Arayın Selçuk Bey. Arayayım mı? Arayın. Arayın ve söyleyin. Sizin bu dünyada bir kadını yemeğe götüren erkeklerden neyiniz eksik? Yani saçınız hariç. Tabii ondan hoşlananlar da var. Hayırdır uşaklarım, beni istemişsiniz? İstedik efendim. Evet arkadaşlar. Bugün ekip çalışması eğitimi alacağız. Evet, ekip çalışması eğitimi aslında herkesin bildiği bir eğitim, ya? Meri Hanım, yani bunu alacağız da ne olacak? Uşağım, bu benim için çok önemli çünkü ben personel değerlendirmesi yapıyor, okey? Ben ekip çalışmasından çok iyi anlarım da. Oh, great. O zaman yavaş yavaş başlayalım, hey? Evet. Haluk Beyciğim, bana yardım eder misin lütfen? Çevirin Selçuk Bey. Çeviriyorum. Çevirin. Elinizi korkak alıştırmayın.
Hadi hayırlısı. Bravo Selçuk Bey, bravo. Gel Semih'cim, gel sen de böyle. Buyurun İsmail Bey. Yaklaşın buraya. Ah! Alo, bir saniye. Meri Hanım telefon. Okey, ofise bağlıyoruz. Hello? Selçuk, sen misin? Yes. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsınız? Mary, bu öğlen yemeğe çıkalım mı? No. Çıkamam, Uşam. Neden? Çünkü oruçluyum. Sahi mi? İyi o zaman. Başka zaman yaparız. Ne oldu Selçuk Bey? Mary oruçluymuş. Ne mesela? Köprü abicim. Köprü yapacağız. Köprü mü yapacağız? Hı hı. Sorry. Ya salam. Evet, evet efendim. Okay. Well, köprü yapmak takım ruhu selamlaştırıyor. Çünkü herkesin birbirine yardımcı olması gerekiyor, okay? Ve Uşam, ben sizlerin takım içi performansını görmek istiyorum. Ya? Yeah? Ey büyük Allah'ım, daha neler gelecek başımıza. Salami. Efendim. Başlayın. Hemen efendim, izninizle. Okay. Evet arkadaşlar, evet. Şimdi sen İsmail Bey'le yer değiştir. Hadi Yasemin. İsmail Bey, siz şurada zemin hazırlayın yeşillerle. Tamam abi. Selami. Köprünün önce ayaklarını yapacağız. Tamam. Tamam mı? Evet. Şunlarla... Olmaz o. Ağaç için. Şunlardan ayakları yapıyoruz önce. Tamam. Ondan sonra da bu köprünün... Biraz sonra, biraz sonra ona daha var. İlk önce ayaklar. Onlara gerek yok. İlk önce zemini yapın. Bu evin temizliği bayrama kadar bitmez Müzeyyen teyze. Ay, merak etme, ben sana yardım ederim, bitiririz. Olmaz ki canım. Meltem Hanım da çok işi çağırdı. Şu evine anne bak. Hadi hadi, sil. Ben de süpüreyim, dur. Hacı bak, bayrağı da diktik. Yok yok yok. Çok güzel değil mi? Tamam, biraz sonra yapacağız onu. Hanım kuşam, ha bunu nereye takayım? Bunu köprünün ayağına takıyoruz yan tarafına. Bakın öbreç de burada. Tamam. Yasemin, aynı şeyi mi yapıyorsun hala? Tak ya, onu. Ya ne yapayım, olmuyor. Hah, işte oldu. Ay, tamam. Tamam, iyice yanına. İsmail Bey. Çıkarın bunu, tam yanına takın. Bunu ve şimdi, evet. Bunu... Tam ayakları, evet. Bastır. Hah. İsmail Bey, ben yapayım isterseniz. Tamam, tamam. Tamam, güzel. Oynama, oynama. Durma. Ne bahtsız adamım ben ya. Ne bahtsız adamım. 40 yılda bir yemeğe davet ediyorum, oruçlu çıkıyor. Siz de iftara davet edin o zaman Selçuk Bey. Orada söylersiniz. Olur mu? Olmaz olur mu efendim? Hem mübarek gün, daha da iyi olur. Hayır da diyemez. Galiba seni öpeceğim Engin. Buyurun Selçuk Bey, istediğiniz kadar öpebilirsiniz. Bunlar hangi takı? Dur, biraz sonra takıyoruz. Ben şimdi takıyorum abi. Bir dakika, bir dakika, biraz sonra. Bir dakika, şunu takalım. Böyle. Evet, evet. Dikkatli, dikkatli. Gel, hadi şöyle. Evet, artık bayrağı tutuyorum. Bayrağı... Ha, doğru yere tak. Buyurun efendim. Geliyorsa... Tabii efendim. Arkadaşlar siz devam edin, ben geliyorum. Sen nereye gidiyorsun lan? Geliyorum abi. İsmail Bey, yavaş, yavaş. Salami Uşan. Sana bunu nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Neyi Meryem Hanım? Salami, Haluk bu şirket yönetimi için galiba daha iyi olacak. Ne? Yani Haluk müdürlük için daha uygun. Anlıyorum. No, yok yani sen çok iyi Salami. But Haluk...
how do you say, yani, you know, sen çok iyi, Salami. Evet. Bayrakların dördü de aynı yöne bakmalı çünkü rüzgar buradan esiyor değil mi? Ve bu neye yarayaymış? Tamam. Ne güzel oldu değil mi Işık? Çok güzel, çok güzel. Ha? Ne oldu oğlum? Yok bir şey yok. Tamam. Buyurun. Haluk, ben seni izledim. Yani köprü yapılırken, ekip içinde. Köprü işine mi giriyoruz? No. Haluk Uşum, bence sen müdür olmalısın buraya. Yani Salami çok iyi, çok çalışıyor. Fakat onda liderlik vasfı yoktur. Siz biraz önce Selami'ye bunu mu söylediniz? Yes. Ya Meryem. Gelin siz bu müdürlük işinden vazgeçin. Vaz mı geçeyim? Evet. Müdürlük bize göre değil. Biz bu işi yine eski usulü, bildiğimiz gibi. İnanın daha iyi olacak. Arıyorum Engin. Arayın Selçuk Bey. Ama dur şimdi. Önce ne söyleyeceğimi tasarlayayım, öyle arayacağım. Yemekte hiç uzatmadan söyleyin Selçuk Bey. Aniden söyleyin. Çorbayı kapama ya. Alo kuşağım. Bu köprü çok güzel oldu da bundan sonra bir tane de tren yapalım he? Arkadaşlar, bir açıklama yapmak istiyorum. Bundan böyle ofisimizde müdür falan yok. Yani her şey eski usul devam ediyor, okay? Eski usul? Evet, eski usul. Müdür falan yok. Puf! Alo. Bir saniye. Meri Hanım, telefon. Allah'ım çok mutluyum, çok. Abla, ben burada sıkıntıdan patlıyorum, sen orada lay lay yok. Bana ne? Çalış çöz. Bak ben çalıştım, hepsini de çözdüm. Ya iki gündür uğraşıyorum, yapamadım şu soruyu ya. Hem ben üstelik bugün çok hayırlı bir iş de yaptım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin babacığım. Hoş İyi bulduk, misin? iyiyim. Of. Şuna bak, kocaman adam oldu. Onu taşıyamıyorum artık seni. Bir mide spazmı geçirdim. Herkes boynuma atlamaya başladı. Anlaşılan ben sık sık hasta olacağım. Aşk olsun. Kızım, bu ne mutluluk böyle? Bugün bütün test sorularını çözdüm anne. Aferin sana ya. Peki bu üst baş ne böyle? 28 Ekim 4 Kasım arası Kızılay haftası babacığım. Ben de gönüllüler arasına katıldım. Aa, ne kadar güzel. Peki neler yaptınız?
Ben kızların yaz kampı ile ilgili bölümde çalıştım. Bugün tam 10 kişiyi kampa kaydettim. Diğer arkadaşlarım da ilk yardım kursuna katıldılar. Yarın da kızların tüm faaliyetleriyle ilgili bir seminer verilecek. Orada da çalışacağım. Vay be, harika. Oğlum sen ne yaptın? Sen de katıldın mı faaliyetlere? Baba ben test sorularından başımı kaldıramadım ki. Ben bu akşam bütün dizileri seyredeceğim. Senin dersin yok mu? Yok anneciğim. Bak testlerden iyi not aldığından beri hiç ders çalışmıyorsun Duygu. Spor basını gibi davranma Duygu. Herkes Letonya çıktı diye seviniyor ama Letonya nasıl bir takım kimse bilmiyor. Bir yenerlerse görürsün günümüzü. Babanın örneğinden pek bir şey anlamadım ama sen sakın iyi not aldın diye çalışmayı bırakma, olur mu güzel kızım? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Letonya zayıf diye çalışmayı bırakmamalıyız. Ya kimse benimle ilgilenmiyor. Söyle oğlum. Bir baba olarak senin problemlerini çözmek benim görevim. Ben de tam çözemediğim problemden bahsedecektim. Güzel, söyle. Senin problemlerin benim için çocuk oyuncağı. Dinle baba. Sabah 9'dan ertesi sabah 9'a kadar geçen sürede bir saatin akrep, yelkovan ve saniye kolları kaç kere üst üste gelir? Ne? Sabah 9'dan ertesi sabah 9'a kadar geçen sürede bir saatin akrep, yelkovan, saniye kolları üçü birden kaç kere üst üste gelir? İki. İki mi? Evet. Hadi oradan. Sen nereden bileceksin? İki işte. Allah Allah. Hadi iyi akşamlar. Selçuk, beni iftar davet etmek çok incelik bir davranış. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben sizin bu gelenek, gornek, iftar, Ramazan, pide... Ay bayılıyorum gerçekten yani. Mary, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle hocam. Yemekte hiç uzatmayın Selçuk Bey. Aniden söyleyin. Benimle evlenir misin? Duygucuğum, bana mutfakta yardım eder misin güzel kız? Tabii anneciğim. Evet, yemeğimizi yediğimize göre sorumuzun cevabını bulabiliriz. Tabii. Ama bunu benim söylememin sana hiçbir faydası yok ki. Yani önemli olan bunu kendin bulman. Tam sorunun çözümünü bulamayan anne baba cevabı. Git getir bakayım. Kim bulamıyormuş? Avuç kafa seni. Fırla. Giydirsene kızım şu çocuğu biraz. Ama anne doktor giydirmeyin diyor. Aman doktor ne bilirmiş. İyi ama anneciğim doktorların Hipokrat yemini var. Onlar bizden daha iyi bilirler. Siz yine giydirin çocuğu. Beni dinleyin. Onun doktoru benim. Ulan ne zormuş be. Yapamadıysan anneme sorayım baba. Yavrum bu benim için çocuk oyuncağı. Çözümü buldum da sana nasıl anlatacağımı düşünüyorum. Doğru aktarayım istiyorum sana. Hay bu soruyu soranın. Bu akşam bizim yanımızda yatsın bu. Olmaz. Uyur ezersiniz çocuğu. İyi de anneciğim biz uyur ezer değiliz ki. Olmaz. Almayın çocuğu yanınıza. Allah korusun. Ama doktor alabilirsiniz dedi. Aman doktor doktor doktor. Koyun çocuğu yatağına yatsın. Hiç gelen giden yok ki kafası dağılsın. Evet baba. Ben bakarım. Yok yok ben bakarım sen otur. Dedem gelmiş. Baba. Aa, canım. Aa, baba. Güzel kızım benim. Hoş geldin.
Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk Kenan. Anneciğim öyle diyorsunuz ama sizin zamanınızda kundak varmış. Yani bebekler böyle dururlarmış kundağın içinde. Bak ama eliniz ayağınız ne kadar düzgün. Kundaklanan çocuğun her tarafı düzgün olur. Eli başı oynamaz. Büyüyünce yan kesici olmaz. Doktorlar bilmez bunları. Siz de çocuk her öksürdüğünde koşturmayın doktorlara. Çocuklar yattı mı kızım? Yarın okul var ya, yattılar babacığım. Hayrola baba, habersiz geldiniz. Pek hayır değil oğlum. Ne oldu? Cenaze var. Kim öldü baba? Hasan amcan. Hani hep didiştiğimiz Hasan amcan var ya. İşte o. Ciddi misin? Evet. Yarın kalkacak cenazesi. Otobüste hesap ettim de Hasan da ölünce benim akranlarımdan kimse kalmadı. Düşünüyorum da artık herhalde sıra bana geldi. Sürekli cenazelere katılıyorum. En yakın arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım, askerlik arkadaşlarım hep bir bir gitti. Kahveye bile çıkmak istemiyorum artık. Yapayalnız bıraktılar beni, gittiler. Ne kavga edecek kimse var, ne de taş oynayacak biri. Arkadaşlarınızın kıymetini bilin çocuklar. Cenazede bir ayrıldınız mı onlardan? Bir daha geri gel. Ve yapayalnız kalıyorsunuz. O zaman çok daha iyi anlıyorsunuz bu dünyanın ne kadar küçük, ne kadar anlamsız olduğunu. İyi bakın arkadaşlarınıza çocuklar. Kırmayın onları. Sonra çok geç oluyor. Çok üzülüyorsunuz. Sabah 9'dan ertesi sabah 9'a kadar geçen sürede bir saatin akrep, yelkovan, saniye kolları üçü birden kaç kere üst üste gelir? Ana buldum. Cevabını nereden biliyordun? Geçektin değil mi? Hayır Haluk Bey. Bir keresinde sabah saat 9'dan ta öbür sabah saat 9'a kadar gördüğüm saatte işlerini beklemiştim de. Oradan biliyorum. İki kere üst üste gelmişti.
Aha! Bu eğitim mi Meri Hanım için? Aha! Bu eğitim mi Meri Hanım istiyor abicim? Bütün çalışanlarının ekip ruhu... O kadar çok şey yaptık ki. Bizim Hüseyin'le Şükrü gibi 20 kişi daha gelse doyar vallahi. Sen balıkçıları bırak da önce git... Sen balıkçıları bırak da önce şu pide... İşini halledin. Hafif bir rüzgar esti. Gözlerim kapalı İstanbul'u dinledim. Olmadı. Önce onu söyleyecektim, sonra bunu söyleyecektim. İnşallah bir dakika etkiler. Sen kaşınmaya başladın Selami. Birazdan birazdan patlatacağım enseni. Karşında koskoca bir müdür var ey Haluk. Korkutamazsın beni şaşkın tavuk. Ay hatırladım.